Bizim için olmazsa olmazlardan bugünkü müsabakaya çıktığımızda tabii ki 3 puan almak zorundaydık. Çünkü görüyorsunuz yani her hafta inanılmaz çetin bir mücadele var. Özellikle puansal anlamında buna baktığınızda bizim için son haftalarda oyun olarak aslında kötü değildik yani. Sadece skoru alamadık. Bugün de o çok önemliydi. Normalde 2-0'dan sonra yakaladığımız pozisyonlar, 2-1'den sonradaki yakaladığımız pozisyonlar çok netti. Çok daha farklı kazanabilirdik. Bugün Bursaspor rakibimiz burada çok önemli futbolcular, özellikle Batajan'ın çok önemli olduğunu, onu da bizim tarafımızdan iyi marke ettiğimizi düşünüyoruz. Kemboy'u da aynı şekilde, Aziz Beyiç olsun. Yani belirli oyuncuları tabii kilitledikten sonra kendi oyunumuzu force edip pozisyonlara girmek istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum ve dediğim gibi çok net pozisyonlar kazandık. Onları gole çeviremedik. O yüzden hem stres faktörü hem de bu mücadele içerisinde ısırmanız gerekiyor zaman zaman futbol olarak tabii ki. Bunu da arkadaşlarımız yaptı, takımımı kutluyorum. Bursaspor'da benim için tabii çok farklı bir değeri olan bir kulüp. Kendileri de kendi sahalarında oynadıkları maçlarda gereken puanlarını alacaklarını düşünüyorum. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Şimdi tabii bugün seviniyoruz ama yarından itibaren komple Karabük maçına konsantre oluyoruz. Sorusu olan Mahmut. Ali abi. Hocam bu maçta bir hayli hakem hatalarına tepkileriniz var. Evet. Neydi hocam? Vallahi ben yoruma tamamen açık bırakıyorum. İlk devredeki pozisyon, Çiçek'in pozisyonu orada. Herkes onu izleyebilir. Yani ayağını o kadar, hiçbir şey vermedi o pozisyon. Hiçbir şey verilmedi. Yani son adam çok tehlikeli bir pozisyon bence. Ya yani Umar biraz daha kafasını sokmuş olsaydı sıkıntı olurdu. Zaman zaman sarı kartlara da bakabilirsiniz. Yani zaman zaman işte biraz yani hakeme tepki derken ben yaşayan bir adamım. Herkes beni biliyor bu konuda. Orada uyarmam veyahut takımım için bunları şey yapmam çok normal ama pozisyonlar tartışılır. Yani dediğim gibi bir taraftan Bursaspor'un pozisyonlarına da bakabilirsiniz. Bizim pozisyonlarımıza bakabilirsiniz. Dediğim gibi bizim aslında çok net kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Başka soru var mı? Evet. Size çok iyi geldi. Haftaya Karabük devam edeceksiniz. Tabii. Aslında. Karabük'ün 12 puanı var ve onlar da alt ateş altından, düşme altından çıkmaya çalışıyor. O maç hakkında değerlendirmenizi alabilirim. Karabük. Ya bu tür müsabakalar tamamen konsantrasyonla alakalı. Çok iyi hazırlanmanız gerekiyor. Her müsabakanın farklı şartları vardır. O yüzden yani dediğim gibi bugünkü 3 puanımız için çok mutluyuz tabii. Önümüze bakacağız. Yani yarından itibaren çok iyi konsantre olup Karabük'te 3 puanımızı alıp sonra da Konya spor finalimize burada çıkmak istiyoruz. Aslında bir sorum daha vardı. Buyurun. Oyuncu değişikliğinde Umar'ı çıkardınız. Ben onu çok merak ettim. Çok da güzel oynadı bugün. Hı hı. Valla dakika şimdi şöyle bir şey var tabii 2-1 sonra dakika 87 idi veya 88 bilmiyorum tam olarak maçın bitimine şöyle bir şey var tabii. Şimdi rakip takım doldur boşalta gidebilir. O yüzden üçledim oraya kaptan numaranı aldım. Çünkü uzun toplarla gelmeye başladılar ikinci topları da almak için. O yüzden bir tane kenardaki adamı almak durumundaydım. Başka soru var mıydı? Teşekkür ederiz. Teşekkür. You know, as a coach, it's very difficult to accept today because I think that we had a high performance last week and there was a huge difference between our way of defending our goal last week and today. The goal conceded, it's impossible to concede such goals when you want to play at high level. High level, I mean the first part of Turkish league, and that's why I'm very disappointed. After we try our best to come back in the game, but it was too late. We lost a little bit our organization, but once again to concede such goals at high level, what a pity. Bir teknik direktör olarak tabii ki çok zor bunu kabullenmek, özellikle geçen hafta. Böylesine yüksek bir performans sergilemiş, böylesine bir galibiyet almışken
onun üstüne hemen bir hafta sonrasında bu şekilde bir savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için, tekrar ediyorum, kabul edilmesi imkansız olan şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Bu şekilde savunamazsınız. Yüksek seviyede oynadığımız dönem olmadı mı? Oldu. Ligin ilk yarısında bunu gösterdik. Bunu yapabileceğimizi göstermiştik. İki gol yedikten sonra tabii ki maça dönmek istedik ve elimizden geleni ortaya koyduk ama birazcık organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek gerçekten bizim adımıza çok büyük bir yazık. Var mı soru arkadaşlar? Boşluğu geçen hafta ilk 11'de oynatmıştı. Bu hafta Agu ile başladı. Maç öncesinde de birçok sebep sayabilirim şeklinde bir ifadesi oldu Sayın Ögen'in. Bununla ilgili neler söyleyecek? Before the game you have spoken to the formal broadcaster. You said when I took my decision to play Mikel Agu instead of Bostock, which played well last week, you had your own reasons, but can you tell us a little bit more about these reasons? No, I don't want. It's my reason. It's my reason. Hayır, bu konuda detay vermeyeceğim. Bu konudaki sebeplerim, bu konudaki açıklamalarım bende kalacak. Var mı başka soru? Teşekkürler.